su alıyorum. Şimdi isterseniz yazabilirsiniz de 1 litre suya 180 gram şeker ya da bal. İster şeker kullanın, ister bal kullanın. 80 gram da elma sirkesi koyacağız. Şöyle ben reçeteyi birazcık azaltıyorum. 500 mililitreye getireceğim. Onun için 180 gram şeker yerine 90 gram şeker kullanıyorum. Yarısını. 80 gram elma sirkesi yerine de 40 mililitre elma sirkesi kullanıyorum. Bunun içine tarçın çubuğu 2 tane. Birazcık da kakule. Kakule son zamanların moda baharatlarından. Oldukça yükselişte. Hafif kırın. Aynı sarımsağı yaptığımız gibi aromasını daha güzel bıraksın. Altını açıyorum, kaynatıyorum. Esasında stok hep söylüyoruz. Kahve yapmak gibi, çay yapmak gibi. İstediğiniz şeyleri, aromaları içine koyup suyun içine o aromayı bırakmasını sağlıyorsunuz. Biz de burada tatlılı, ekşili bir şurup yapıyoruz. Bu şurupla biraz sonra bulgurumuzu ıslatacağız. Bir kaynasın. Şimdi bulgurlarımı burada hafifçe soteleyeceğim, karamelize edeceğim. Ne kadar bulgur koyduğunuz önemli değil. İçine bir taşım fazla su koyacağım. Bu yaptığım şuruptan koyacağım. İçine tuz ve karabiber koyuyorum. Şöyle güzelce karamelize ediyorum. Altını da kısıyorum. Amaç yakmak değil, amaç hafifçe ıslatmak. Bütün bu bulguru ıslatmak. 4 tane baharat koyacağım. Şöyle dizeyim. Tarçın, köri, kimyon, yeni bahar. Bunlardan hepsinden bir tutam atıyorum. Eğer arasında torpil geçmek istediğiniz varsa, daha çok sevdiğiniz varsa ondan birkaç tane daha fazla atabilirsiniz. Ben mesela kimyonu biraz daha fazla seviyorum. Bunun içinde kimyonu 2 tutam atıyorum. Sevmediğiniz varsa hepsini kullanmak zorunda da değilsiniz. Şimdi içine ne yapıyoruz? Baharat yüklemesi yaptık. Baharatlarınızı koyduktan sonra biraz daha kavurun. Şöyle şeker eridikten sonra sıcak şurubumuzu içine döküyorum. Ne kadar koyuyorum? Yaklaşık bütün bu, şöyle bir karıştıralım ki her yere de eşit olarak gelsin. Şöyle 1-2 milim geçecek şekilde döküyorum. Ağzını kapatayım. Bir tencerenin kapağıyla ya da alüminyum folyo ile kapatabilirsiniz. Güzelce demledik. Şimdi tekillerimizi pişirmeye başlayacağız. Tavanın altını çok az açıyorum. Hiç una bulamadan tüm lezzeti üzerinde kalsın istiyorum. Tekirin ve barbunun kendine has bir aroması var. Gelelim tekirlerimize. İçleri ayıklanmış bir şekilde, yıkanmış bir şekilde. Şöyle 4 tane koyayım. Güzelce kuruluyorum çünkü karamelize edeceğim. Çok fazla da pişirmek istemiyorum. Şöyle açalım. Güzelce tuzlayayım, karabiberliyim tekirleri. Genellikle hep una bulanıp yapılıyor. Bir de böylesini denemenizi tavsiye ederim. Balık pişirirken çok yüksek ateş istemiyoruz. Şöyle koyalım. Hiç kıpırdatmıyorum. Sadece o yağ altından bir gezdiriyorum ki her yerine gelsin. Şöyle arkasını çeviriyorum. Altını iyice kapatıyorum. Bulgurumuzu açalım. Bir çatal yardımıyla tırmıklar gibi şöyle bulgurumuzu bir dağıtalım. Balıklarımızı kenara alalım. Bulgurumun içerisine bir parça da baharat atacağım. Tazelerden maydanoz. Şöyle güzelce soğan niyetine frenk soğanı koyacağım. Eğer soğanı tek başına sevmiyorsanız frenk soğanı onu karşılayacak
en güzel lezzetlerden bir tanesi. Onu da içine koyalım. Bunların da dengeli olmasında yarar var. Hiçbir tanesini abartmamak lazım. Tabağıma alayım. Gelin başlayalım. Balıklarımızı koyalım. Bir parça çeri domatesim var. Bebek domateslerden ondan koyayım. Bir parça daha frenk soğanı alıyorum. Bunları da buton şeklinde keseceğim. Hepinize afiyet olsun.